Tabii şöyle, şimdi siyasetin çok aktif olduğu bir dönem. Yani bu 3,5 yılda muhalefetin yerel yönetimleri kazanmasıyla şey hareketlendi. Siyasal atmosfer hareketlendi. Onun dışında söylediğiniz gibi işte küresel iklim değişikliğinin sonuçları olarak diyebiliriz. Çünkü yangın, yağış rejiminin değişmesinden kaynaklı sel, hatta sel de değil hatırla. Yani yumurta büyüklüğünde dolu yağdı Doğu İzmir'e yani. yani. Tsunami oldu. Onu Seferihisar'da. diyecektim şimdi. İlk tsunami oldu dediklerinde ben şaşırdım. Sonra baktım gerçekten yani Gerçekten. 2,90 yüksekliğinde su dalgası 3 kilometre kadar içeriye girmiş. İçeriye girdi. Hortum gördük Çeşme'de. Evet. Arabaları aldı, Evet. attı. Dediğiniz gibi deprem yaşadık. Gene de yaşıyoruz yani, Evet. depremler devam ediyor. Geçen gün gene Gazi Emir Merkezi'de, ondan önce şeyde Buca'da falan bir gece 3,5'te olan vardı. Yani ben Hakkari'den döndüğümde yol yorgunluğuna denk geldim. Yataktan kaldırdı insanları. Aynen öyle sesiyle vesaire. Yani dolayısıyla şunu şey yapmak lazım. Şimdi bir iklim değişikliği var. Türkiye'de bir siyasal iklim değişikliği var. Dolayısıyla bunun sancısının olmaması, bunun krizlerle ya da işte bu yangın vesaire gibi semptomlarla kendini göstermemesi mümkün değil. Dolayısıyla belediyeciliğin de buna göre şekillenmesi lazım. Yani işte eskiden keyfe keder diyebileceğimiz, işte uzun süreli planlar yapan, işte ne bileyim kendini kenti yönetecek değil de duruma göre şekillenen belediyecilik anlayışları oldu. Şimdi artık kenti şekillendirmesi gereken, bu olası krizlerin hepsine dirençli bir kent yaratması gereken, sadece belediyenin kurumsal kapasitesini, anlayışını değil, yurttaşları da bu anlamda bilinçlendirmesi gereken, bir dinamik sahada halkla ilişkileri kuvvetli, teknolojiyi kullanabilen bir belediyecilik anlayışının yerleşmesinin şart olduğu, zorunlu olduğu günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla o dinamizm bizi de diri tutuyor, canlı tutuyor. Yani onun için hani bir gün Bergama'da, bir gün Hakkari'de, sonra gene İzmir'de şey yapabiliyoruz. Yani biz Bütün kendimizi ona alıştırdık yani. Düşünsenize, siyasetçinin gıdası insan ilişkisi, tabii. sermayesi insan ilişkisi. Tabii. İnsanların birbirinden kaçtığı, Kaçtı. görüşmek istemediği, randevu verilmediği, sokağa çıkma yasağının olduğu, Oldu. evlere hapsedildiği Tabii. zamanlar yaşadık biz. Yani hani belediye başkanlarının, milletvekillerinin toplumla ilişkilerinin de zayıfladığı zamanlar yaşadık. Bu da Yani böyle birkaç ay değil. bir Bir buçuk sene sürdü buçuk sene yani, bir sürdü buçuk yani. sene sürdü. Kayıplarımız oldu, işte ailelerimizden şey yaptık, benim belediye başkan yardımcım vefat etti, Allah rahmet eylesin Mustafa Avdan. Hani yani bunlar bize hayatın da böyle çok uzun vadeli olmadığını, anlık yani o anın mutluluğunu yaşamamız gerektiğini de şey yaptı. Bir taraftan da siyasetçileri ve şeyleri, kurumları zayıflattı. İşte bu zayıflatmaya karşı dinamizmini koruyan, az önce söylediğim gibi iletişimini güçlendiren, teknolojiye önem veren belediyeler kendilerini daha hızlı adapte ettiler değişen şartlara. Yani biz bir anda kendimizi şey zannettik. İşte maskenizi mutlaka takın, elinizi mutlaka yıkayın. Yani Yıkayın. işte ne bileyim belediyelere girişte önlemler aldık. İşte biz Çiğli Belediyesi olarak solunum cihazına kadar üretme gayretinde olduk. İşte belli bir noktaya getirdik. Hani bunun gibi yani görev tanımında olmayan işleri bir yurttaş sorumluluğuyla, bir halk önderi sorumluluğuyla, işte bir gerektiğinde sağlıkçı olabilen, gerektiğinde bilim adamı olması Evet. gereken, halkı yönlendirmesi gereken kişiler olma şeyiyle çok değişik zamanlar geçirdik. Dediğim gibi daha vakitler, daha Daha yani neler inşallah geçireceğiz? görmeyiz ama daha farklı şeyler yaşayabiliriz.